Lazer ışınları ile ilgili olarak yargılarının hangileri doğrudur demiş. Arkadaşlar lazer ışınları uyarılmış emisyon yoluyla elde ediliyor. Şöyle basitçe bir devresini isterseniz çizelim onun üzerine anlatım yapalım. Bu ortamda katı sıvı ya da gaz uyarılmış atomlar var. Uyarılmış atomların şu tarafında tam yansıtıcı ayna diğer tarafında ise yarı geçirgen ayna var. Yarı geçirgen ayna ışın bir kısmını yansıtıyor bir kısmını geçiriyor anlamında. Dışarıdan bunun içerisine uyarılmış atomlar içerisine uyarma ışığı gönderiliyor. Bu uyarma ışığı bu atomların uyarılmış atomlar var ya onlar geri temel halde etrafa ışıma yapmasına neden oluyor. Etrafa aynı enerjiye sahip, aynı frekans, aynı dalga boyuna sahip dolayısıyla enerjiler ışımalar yapıyorlar. Enerjili ışımalar yapıyorlar. Bu ışımalar yarı geçirgen aynada belli bir değere ulaşmadan geçmiyor. O yüzden diğer tarafa geliyor tam yansıtıcı aynaya çarp geri dönüyor. Burada diğer atomları uyarmaya devam ediyor. Dolayısıyla aynı enerjiye sahip aynı frekansa, aynı dalga boyu belirli bir enerji şiddetine ulaşınca yarı geçirgen aynadan geçiyor. O yüzden uyarılmış emisyon yoluyla elde edilir diyoruz. Dışarıdan bir uyarma ışığı gönderdik çünkü bundan dolayı uyarılmış emisyon deniyor. Bir de kendiliğinden emisyon var. Olay kendiliğinden gerçekleşiyorsa onun adına kendiliğinden emisyon. Ama uyarılan atomlar temel hale kendinden dönmeyip de dışarıdan bir uyarma ışığıyla dönüyorsa buna uyarılmış emisyon deniyor. O yüzden lazer ışığı uyarılmış emisyon yoluyla elde ediliyor. Aynı enerjiye sahip ışık elde edildiği için tek renkli olmuş oluyor. Aynı enerji, aynı frekans, aynı dalga boyu çünkü. Bütün renklerin dalga boyu birbirinden farklı. Dağılmadan yayılabiliyorlar. Evet düz bir şekilde çok uzak mesafelere dağılmadan gidebilirler. Öse cevabımız 1, 2, 3'ten eden olacakmış deriz. Bazı ışık veya ışın türlerine ait tanımlamalar aşağıda verilmiştir. Buna göre 1 ve 2 nolu tanımlamalar aşağıdakilerden hangisine aittir demiş. Uyarılmış emisyon yoluyla elde edilen aynı fazla eşit frekansı ve aynı yönlü fotonlardan oluşturulan ışıktır demiş. Lazer ışının tarifi diyor burada tek yönlü olmuş oluyor, tek renk olmuş oluyor, aynı yönlü olmuş oluyor, aynı enerji, aynı frekans, aynı dalga boyuna sahip güçlü ışık olmuş oluyor. Dolayısıyla güçlendirilmiş ışık diyebiliriz. Bu anlamda lazer ışığı tarif ediliyor burada. İkinciye baktığımızda röntgen ve tomografik bir cihazlarda görüntü elde etmek için kullanılan elektromanyetik dalgalar demiş. Burada da X ışınları kullanıyor röntgen, tomografi ya da bilgisayarlı tomografide X ışınları kullanılmış oluyor. Bu anlamda buna da X ışını dersek cevabımız denizde olacak lazer ışınları ile ilgili olarak yargıların hangileri doğru demiş. Arkadaşlar lazer uyur, uyarılmış emisyon yöntemiyle elde edilen güçlendirilmiş tek renkli ışık olmuş oluyor. Sonuçta bu görünür ışık olduğu için ışık türlerin elektromanyet dalgaların tamamı da el, eline dalgalar diye geçiyor. Burada boyuna dalgadığı için yanlış oldu. Kendiliğinden emisyon yoluyla elde edilen hayır uyarılmış emisyon yoluyla elde ediliyordu. O yüzden attık bunu da. Atmosfer olaylarından yağmur sis gibi olaylardan etkileniyorlar. O yüzden üçüncüyü aldık cevabımız Ceyhan olacakmış. Lazer ışınları sektörlerin hangilerinde kullanılmaktadır demiş. Arkadaşlar savunma sanayinde, tıpta ve eğlencede kullanılıyor. Savunma sanayinde hedeflerinin, mesela mayınların yerini tespit etmedi, imha etmedi, hedef belirlemedi, hedef şartlemedi gibi alanlarda kullanılıyor. Tıpta aynı şekilde son zamanlarda zaten duyuyoruz. tıpta lazer yoğun bir şekilde kullanılıyor. Hem tedavi amaçlı hem teşhis amaçlı kullanılıyor. Eğlence sektöründe reklam panolarında, gece eğlence amaçlı ışık olarak ışık gösteriş şeklinde kullanımı yaygın. Bu anlamda üçünde kullanılır deriz. Yani cevabımız ne olacakmış. Lazer ışınları ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır demiş. Arkadaşlar lazer ışığı uyarılmış emisyon yöntemiyle elde ediliyor. Tek renkli oluyor. Aynı enerji, aynı frekans, aynı dalga boyuna sahip güçlendirilmiş ışık demek aslında. Çok uzak mesafeler o yüzden dağılmadan gidebiliyorlar. Enerji yoğunlukları yüksektir. Karma frekans demiş. Hayır tek renk ışık olduğu için tek renk frekansa sahip olmuş oluyor. Bu anlamda denizli yanlışmış. Bulut, sis, yağmur gibi atmosferik olaylardan da etkileniyorlar. Cevabımız denizli olacak. Uyarılmış durumdaki atoma iki enerji seviyesi arasındaki fark kadar enerjiye sahip fotonlar gönderilerek elektronlar temel hale dönmeye zorlanır. Böylece atom aynı enerjiye sahip aynı fazla iki foton yayınlar. Bu durum zincirleme reaksiyon oluşturup çok sayıda foton elde edilir. Işın yukarıdaki yöntemle şiddetlendirmesine ne at verilir demiş. Arkadaşlar uyarılmış emisyon yöntemi deniyor. Lazer ışığı elde ediliyor bu yöntemle. Atom uyarıldığında bir yukarı elektronların atomun uyarılması elektronların bir üst yörüngeye çıkması. Üst yörüngeleri çıktığında oradan geri eski yerine kendi başına geliyorsa bu da kendiliğinden emisyon deniyor. Yani etrafı ışıma yapıyor ama kendinden gerçekleştiği için kendinden emisyon deniyor. Kendinden ışıma diyebiliriz diğer adıyla. Uyarılmış emisyon ise uyarılan atomlar bir odada bekletiliyor. Dışarıdan bir uyarıcı ışık gönderiliyor. O uyarıcı ışık yardımıyla temel hale dönmeleri sağlıyor. Şimdi aynı işte kaçın yörüngedeysen oradan temel hale döndükleri için aynı enerji, aynı frekansı, aynı dalga boyuna sahip güçlendirilmiş ışık elde ediliyor. Buna uyarılmış emisyon yöntemi deniyor ve lazer ışığı elde ediliyor burada. O yüzden cevabımız uyarılmış emisyon olduğu için Bursa olacak. Lazer günümüzde endüstri, tıp, mühendislik, meteoroloji, iletim, savunma gibi birçok sektörde yaygın olarak kullanılmaktadır. Buna göre aşağıdaki cihazlardan hangisinde lazer kullanılmaz demiş. Arkadaşlar barkod okuyucularda lazer kullanılıyor. CD, DVD okuyucularında kullanılıyor. Savunma sanayinde hedef işaretlemede kullanılıyor. Tekrardan işte işaretlenen hedefe lazer güdümlü bomba gönderiliyor mesela. MR cihazına radyo dalgaları kullanıyor. O yüzden burada e, kullanılmıyor diyeceğiz. Dolayısıyla cevabımızı bulduk. Epilasyon cihazında da yine lazer ışık kullanılıyor. Cevabımız denizde olacakmış. Lazer ışınları ile ilgili yargıların hangileri doğrudur? Aynı fazla fotonlardan oluşur. Evet aynı fazla, aynı enerjiye sahip, aynı dalga boyuna sahip güçlendirilmiş ışık demek oluyor arkadaşlar. Uyarılmış emisyon yöntemiyle elde ediliyor. O yüzden aynı fazla fotonlardan oluşur. Doğru aynı enerjiye sahip zaten aynı enerji, aynı frekans, aynı dalga boyu olmuş oluyor. Aynı enerjisi, aynı frekans, aynı dalga boyu oluyor aynı zamanda. Tek renkli özellikleri demiş. Evet tek renk ışık elde ediyor. Çünkü aynı frekansa sahip olduğu için her rengin frekansı birbirinden farklı. Tek renk frekans olduğu için mecburen tek renkli olmuş oluyor. O yüzden cevabımız 1, 2, 3'ten edin olurmuş deriz. Lazer teknolojisi uzun zamandır birçok hastalığın tedavisinde başarılı, başarıyla kullanılmaktadır. Görme bozukluklarında bilgisayar aracılığıyla programlanan lazer ışını ile Korneanın yeniden şekillendirilmesi sonucunda doğru odaklanma ve net görme sağlanır. Buna göre görme bozukluklarının tedavisinde korneanın lazerle şekillendirilebilmesi, lazer ışının aşağıdaki özelliklerden hangisine sahip olduğunu gösterir demiş. Arkadaşlar şekil verebildiğine göre yoğun bir enerjiye sahip olduğunu çıkarabiliriz buradan. Enerji onun yüksek olması. Ya Tek renkli midir? Evet tek renkli. Ama bu yani, şekil vermesindeki sebep bu değil yani değil mi arkadaşlar? Atmosfer olayların etkilenir doğru ama bununla alakası yok. Verimleri düşüktür doğru bunun alakası yok. Yansıma yapabilirler yine bunun alakası olmuyor. Yansıma, kırılma, girişim gibi olayları diğer ışıklar gibi gerçekleştirebilirler. Cevabımız alan olacak mı? Şekil verebildiğine göre enerji yolunu yüksek demektir. Yukarıdaki ifadelerden hangileri lazer ışığı ile güneş ışığının ortak özelliklerindendir demiş. Arkadaşlar görünür ışıkta lazer ışığı da aslında o da görünür ışık olmuş oluyor. Sadece tek tek oluyor. Tek başına kırmızı, tek başına yeşil ya da tek başına mavi elde edilebiliyor. Çünkü aynı frekansa sahip aynı frekans, aynı enerjiye sahip, aynı dalga boyuna sahip ışık üretildiği için tek renk olmuş oluyor ondan dolayı. Enine dalga özelliği demiş. Işıkların tamamı, elektromanyetik dalgalarda ışıkların tamamı enine dalgalar da örnek zaten. O yüzden enine dalga özelliği taşıması ikisi için de ortak oluyor. Dağılmadan hareket etmesi güneş dağılıyor. Etrafa her tarafa gider ama lazer ışığı tek yönlü güçlendirilmiş ışık. Yani düz doğrusal yol izliyor. O yüzden de çok uzak mesafelere gidebiliyor. O yüzden dağılmadan hareket edilmesi lazere özgü bir özellik oluyor. Tek renkli olması gün bütün renkleri barındırı diyor. Kırmızıdan mora kadar bütün renkleri barındırıyor içerisinde. Ama lazer ışığı tek renkli oluyor. O yüzden de bu da lazere ait bir özellik olmuş oluyor. Ortak olan yalnızca birden Adana'ymış. Lazer teknolojisi ile uygulamalarından hangileri yapılabilir demiş. Arkadaşlar lazerin birçok yerde uygulama alanı var. Cilt temizlenmesi, metal ahşap yüzeylerde kesme, delme işlemlerinin yapılması, kesme, delme, kaynak yapma gibi işlemlerin yapılması, diş ve tedavi, diş Eti tedavilerinde hepsinde kullanılıyor. Bu anlamda cevabımız Eden olacakmış deriz.